Evet, herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Evime, kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Böyle enerjik göründüğüme bakmayın, kalktığımda dökülüyordum. Hatta ablama da dedim, ben bugün hiçbir şey yapamam dedim. O da yapma, bırak yat dedi. Ama sonra baktım bir enerjim yerine geldi. Allah'ıma şükür kendimi yormadan şimdi ne yapacağım? El mopumu aldım. Silva el mopu, bundan çok memnunum. Bununla koltukların şöyle üzerlerinden alacağım. Malum bayrama 10 gün kaldı arkadaşlar. Yavaş yavaş işlerimi tamamlayayım. Daha annemin evinde yapacaklarımız var malum. Bayram temizliği derken koltukları sileceğim, camları sileceğim, kapıları sileceğim. Allah kısmet ederse. Halılarım falan temiz. Bu halıyı da havalar ısınsın öyle vermeyi düşünüyorum yıkamaya. Mutfak dolaplarını indirmem lazım ama onu sanırım Ramazan'da yapamam. Büyük bir olasılıkla bayramdan sonra yaparım. Bir de şu var, hani ben gideceğim mi kalacağım mı belli değil ya. O belirsizlik de benim elimi kolumu bağlıyor. Açıkçası çok bir şey yapasım gelmiyor. Bahar ayında herkes öyle. Böyle insanın eli kolu kalkmıyor. Tabii bir de oruç da var. Öyle işte arkadaşlar. Yarın sabah erken kalkacağım. Hastaneye gideceğiz babamla. Hastanede buluşacağız biz onunla beraber. Göz ameliyatı için randevu alacağız. İnşallah çok geç zamana vermezler. Daha sonra pazartesi annemi getireceğim. Annemin bakalım ilaçları falan değişecek mi? Annem çünkü bir bakıyorsunuz çok iyi 2-3 gün. Sonra bir bakıyorsunuz yine bir sendelemeler var. Onlar da normal. Evet, bakalım işte arkadaşlar, Allah büyük. Bayram tatlısı falan yapacağız. Daha çok işlerimiz var. Allah kısmet ederse, nasip ederse. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Biliyorum ki bana özelden yazanlar var. Bayram temizliğine başlayanlar var aranızda. Ben biraz geç kaldım. Ben bu sene her şeye geç kaldım ama her şeyi akışına bıraktım. Şimdi arkadaşlar dizlerim ağrıdı. Bir kalkayım. Şimdi ilk önce koltuğumu şöyle bir kaldırayım. Özellikle bu çok kirlidir. Çünkü diğerlerinde çok oturmuyorum ben zaten. Şimdi sizleri de şöyle güzel ayarlayayım. Söyledim mi? Demin öğlen ezanı okunuyordu da unuttum galiba. Şimdi buraya sıcak suyumu aldım. Bir kalıp sabun var. Ne yapacağız arkadaşlar? Beni net görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Şöyle yapalım. Evet. El mopunu çıkaralım. En son koltukları ben ne zaman silmiştim de hiç hatırlamıyorum. Şimdi şöyle sabunlayalım. Koltukları hiç deterjan kullanmanıza gerek yok. Gerçekten bu Hacı Şakir'in sabunu misler gibi yapıyor. Zaten dediğim gibi aşırı kirli değil ama yani rengi falan değişti fark ediyorsunuzdur. Bir de bu böyle oturdukça yöne göre de renk değiştiriyor bu kumaşlar. Şimdi şöyle takayım. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim'le başlayalım. Haydi bakalım. Evi de süpürmeden dedim ilk koltukları sileyim. Şöyle kendimi de çok yormayacağım. Oruçlu oruçlu iş yapmak zor oluyor. Sonradan zor oluyor. Bir de dün yapamadığım köfteyi yapacağım inşallah. Aslında Yaren'e sormadım. O şey istiyordu geçenlerde. Ablama gittiğimiz için yapmadım. Sütle kaynattığım tavuk vardı ya. Onu istiyordu. Hatta fırında yap bu sefer anne demişti. Ama bugün de hiç dışarı çıkasım yok da. Bilmiyorum.
Yaren de mesaj çekmiş. Teneffüste galiba. Anne, menüyü belirledin mi? Belirledim dedim. Kremalı salçalı makarna yapalım mı dedi. Valla onu da sen yaparsın gelince Yaren dedim. Tamam anne dedi. Bilmiyorum ben kremalı makarna yaptım ama salçalı hiç yapmadım. Onu da Yaren yapsın bakalım. Dünden çorbam var. Evet, şimdi koltukları bitirdim. Evi süpürmeden önce kovayı falan boşalttım. Dün biliyorsunuz döküm tenceremde sarma yapmıştım. Geçenlerde de sulu köfte yapmıştım bunun derininde. Bunları epeydir yağlamamıştım. Geçenkini hallettim ama bakın görüyor musunuz? Yaprakların böyle izi çıkmış, yanmış gibi olmuş. Aslında yanıkta değil de. Şimdi ne yapacağız? Hemen şöyle bir iki damla zeytinyağı dökeceğiz. Çok değil. Bunu gösteriyorum çünkü döküm tencere kullandıkça temizliğini, bakımını nasıl yapıyorsun diye soran arkadaşlar oluyor. Şimdi bunu bu şekilde her tarafına yağ gelecek. Fırçayla güzel yağlayacağım. 200 dereceli fırına 10-15 dakika atacağım. Geçen unuttum tencerenin rengi değişti. Tencere yandı zannettim ama yanmadı tabii ki. Yağ sürünce de şurası geçmedi ama. Bakalım fırınlanınca nasıl olacak. Şimdi fırına gitsin. Ben de o arada evi süpüreyim. Kıymam çözülmüş mü? Az kalmış bakalım. Tencereyi fırına atmadan böyle vişne kompostosu canım istedi. Aslında çilek yapacaktım. Size söylemiştim çilekli limonata. Ama maalesef çileklerim çürümüş yani onları ziyan etmişim. Öyle şimdi vişne kompostosu yapacağım. Şekerini en sona ekleyeceğim. Bunu fırına atayım bakalım. Şuraya şöyle misler gibi temiz bir salon bırakayım. Zaten salonum çok kirli değildi ama suyu size göstermeyi unuttum. İyi ki silmişim. Gerçekten kirli su çıktı arkadaşlar. Minderleri falan yerleştirdim. Çünkü böyle çok ıslak ıslak silmedim. Durulamasını da aynı şekilde yaptım. Koltukları getiren arkadaşlar tembih etmişti böyle çok ıslak silmeyin diye. Sehpaları da Ilbais bezle tozlarını aldım. O bezden memnun kaldım. Ama o bezle ilgili kafam karıştı. Kestirecektim. Dörde katlayıp da silinmesi gerektiğini diyen arkadaşlar oldu.
O yüzden kestirmedim. Bir paket daha sipariş vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi sadece yıkadım ve sildim. Başka bir işlem yapmadım. Bu arada sehpalarım satılmadı arkadaşlar. Ben zaten sehpalarımı seviyorum. Sadece kullanması zor. Her gün her dakika silmek gerekiyor. Ondan böyle Letgo'ya koymuştum ama satılmadı. Canım sağ olsun. Evet, böyle yani makinem hala ortada. Şimdi içerilere gidiyorum. Vişne suyum da kaynamaya başladı. Ona da bakacağım. Elimden sabun kaldı herhalde burada. Aynen, duruladım ama demek ki gözümden kaçmış. Evet, misler gibi oldu. O yastıkları oradan kaldıracağım. Orada böyle çok hoş durmadı yastıklar. Şimdi ben vakit kaybetmeden içeri geçeyim. Oraları da halledeyim. Ondan sonra ne yapacağım? Şunu şöyle biraz ittireyim. Köfteyi yoğuracağım. Dinlenme faslına geçeceğim. Daha sonra da artık bakalım sizle nerede buluşuruz, ben de bilmiyorum. İçerileri çekmeyeceğim. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Öyle misler gibi oldu. Rabbim güle güle sağlıkla kirletmeyi nasip etsin. Bugün Bismillahirrahmanirrahim'le bayram temizliğine başladık bakalım. İnşallah anacığımınkini de yaparız en kısa zamanda. Öyle bana kolay gelsin. Şimdi bunu geçen yaptığımda bir tık şekeri kaçmıştı. Vişnede biliyorsunuz birazcık ekşilik olması gerekiyor ki ama rengin güzelliği. Allah kısmet ederse inşallah seneye daha çok koyacağım. Böyle çünkü sodalarla falan da benim çok hoşuma gidiyor. Tatlı sunumlarında güzel oluyor. Gerçi böyle diyoruz da bakalım kilosu kaç lira olacak. Neyse, bir su bardağı şimdi şekeri ekleyeceğim. Ama oruçlu oruçlu bilmiyorum ki ben bunun şekerini nasıl ayarlayacağım. Çünkü öyle bir şey ki arkadaşlar, bunlarda benim tam böyle şeker ölçüm yoktur. Evet, bazen göz kararı yapmak böyle kötü oluyor işte oruçluyken özellikle. Azıcık daha koysam mı? Bilemedim şimdi. Vallahi bilemedim gerçekten. Neyse, birazcık daha kaynasın bakalım. Şekeri ne kadar koyarsam ona göre size söylerim inşallah. Çünkü burada hemen hemen 1,5 litreye yakın su vardır diye düşünüyorum. Neyse, mutfağı süpürdüm. Şimdi şuraları da, banyoyu falan da halledeyim. Şimdi annem aradı. Annemle konuştuk arkadaşlar. Size de söyledim ya. Anneme de diyorum, bu hafta sana hiç hayrım olmadı diyorum. Temizlik falan yapacağız. Sakın diyor sana iş yaptırmam. Dedim saçmalama, ben iyiyim. Hani önceki kadar kötü değilim. Uzun uzun annemle sohbet ettik. O da daha iyi, şükürler olsun. Tencerem fırından çıktı. Tamamen soğudu. Şimdi yerine kaldıracağım. Böyle yağlayıp fırınladıktan sonra tekrardan yıkamıyorum arkadaşlar. Kompostonun da ılımasını bekliyorum. Onu da dolaba kaldıracağım. Şuna da yara bandı da takmadım. Neyse, öyle yani, işlerim bitti sayılır, bir tek köfte kaldı. Şimdi pideyi aldım arkadaşlar. Ondan önce de eşimin arabasını kontrol ettim. Böyle gördükçe tabii sinirleniyorum ama. Neyse, şuralarda bir kalabalık da anlatamam size. Aslında marketten eksiklerim var, böyle domates, salata falan ama. Yarın Kozlu pazarı var, oraya giderim dedim. O yüzden markete girmedim. Pideyi aldım. Pide de bir sıcak ki. Hadi şimdi eve gidelim. Köfte daha yoğurmadım inanın. Evet, saat 5'e geliyor. Köfteleri yoğurdum. Güzel streçe geçirdim. Ablam da geçen yaptığımız köftenin aynısı. Yaren çok beğendi. Ben de birebir aynısını yaptım. Benim ablam köftelerine soğan koymuyor arkadaşlar. Bol sarımsak koyuyor. Bugün ben de 2 top kıyma çıkardım. Bu bize çok bile. 2 top kıymanın içine 1 tane yumurta koydum. 4-5 tane sarımsak rendeledim. Galeta unu ekledim. Baharatlarını, tuzunu ekledim. Çok azıcık sıvı yağda gezdirdim. Böyle üzerlerine, eğer fırında yaparsam, yağ süreceğim. Ondan sonra fırına vereceğim. Yanına patates, biber, soğan, mis gibi hafif bir yemek olacak. Evet, bunları fırına veririm. Dünden çorbamız var. Yaren kremalı salçalı makarna yapacak. Sarmamız var. Güzel salata da yaparız. Daha ne olsun? Allah'ım olmayanlara daha çok versin. Bilmiyorum, eğer pide alsaydım, geçenki kebap çok hoşumuza gitmişti. Öyle de yapabilirdim ama bugün de böyle olsun. Evet, şimdi birazcık dinleneyim. Ondan sonra da iftar sofrasında inşallah tekrar buluşuruz bakalım. Evet, saat 7'ye geliyor. Ben de son hazırlıklar için mutfağa girdim. Köftelerin üzerine sadece sıvı yağ döktüm. Soğan kestim. Patatesleri güzel baharatladım. Kırmızı biber, pul biber, karabiber. Sıvı yağını döktüm, tuzunu döktüm. Şimdi bunu fırına yollayacağım. En son pişmesine yakın biberleri ekleyeceğim. Böyle bugün sulu yapmadım arkadaşlar. Burada da Yarenciğimin ellerinden kremalı salçalı makarnamız, orada çorbamız. Salata bir kararsızım, yapayım mı yapmayayım mı, turşumu çıkartayım. Artık bakacağım bu fırına giderken. Şimdi ben hemen sofrayı kurayım bakalım. Evet, son 3 dakika kaldı arkadaşlar. Kızımla kendime şöyle güzel soframızı kurdum. Gördüğünüz gibi çorbamız, kızartmamız da enfes görünüyor. Fırında yaptım.
patatesler falan böyle çıtır çıtır soğanlar falan hepsi çok güzel olmuş. Salata yapmadım. Tabii ki vişne kompostomuz, kızımın yaptığı makarna. Daha ne olsun Rabbim herkesin sofralarına bin bir bereket versin. Olmayanlara bizden çok versin inşallah. Şimdi Survivor eşliğinde inşallah dediğim gibi 3 dakikaya kadar ezan okunacak. Allah kabul etsin, oruçlarımızı açacağız. Öyle arkadaşlar. Allah kabul etsin inşallah. Ne diyelim? Rabbim inşallah hepimizi nice Ramazanlara erişmeyi nasip etsin. Saat neredeyse 9:30 oldu. Birazdan çay keyfi yapacağım. İftardan hemen sonra çayımı demlemiyorum. Bana çayı azalt diyen arkadaşlarım var. Ben zaten çok çay içmiyorum arkadaşlar. Bir iftarda bir sahurda ama Ramazan'da da gerçekten çay aranıyor. Bakın uyudum uyuyacak bir moddayım. Ama birazdan çay içtikten sonra kendime geleceğim. Uyumak istemedim. Neden uyumak istemedim? Bu gece erken yatmam lazım. Yani sahurdan hemen sonra yatmam lazım ki yarın 10 gibi sanırım hastanede olacağız. Ablama da sormadım bu arada. Babamla hastane işlerini halledeceğiz. Oradan Kozlu Pazarı'na gideceğim. Eksiklerim var malum her zamanki gibi. Daha sonra da cumartesi günü annemi pazara getireceğim. Annemin kumanya alışverişi var. İnşallah annem de iyi olur. Birkaç gündür iyi şükürler olsun. Şu annemin hastane işlerini de halledersek kafamız rahat olacak işte arkadaşlar. Öyle bugün izlediğiniz gibi koltukları sildim ama gerçekten güzel oldular. Boş yere siliyorsun diyen arkadaşlar bugün o kadar üzüldüm ki o suyu size göstermediğime gerçekten bildiğiniz böyle çok siyah değil abartmayayım ama böyle gri gibi bir su çıktı yani koltuklar bayağı bir kirlenmiş. En sonunda ne zaman sildim inanın hatırlamıyorum ama bayağı bir zaman olmuş. Ben Yozgat'ta biliyorsunuz örtü kullanıyordum diğer koltuklarıma ama bunların kumaşı öyle hani petekli gibi olmadığı için onun kumaşı rahatsız bir kumaştı. Yani kullanışlı bir kumaş değildi. Ama bunlara gerek kalmıyor. Böyle sık sık da siliyorum işte. Epeydir temizlik videosu gelmemişti. Umarım inşallah keyif alarak izlersiniz. Sizlere de motivasyon olur. Bayram temizliği adettendir. Yoksa bize öyle çok gelen giden olmaz ama biz annemde olacağız inşallah bayramda. Yine de bayram temizliğine başlamış olduk. Yaz temizliği var sırada. Allah ömür versin. Ömür verdiği sürece, sağlık verdiği sürece yapalım arkadaşlar. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Çayım da böyle acılaşmasın. Çay keyfi yapayım. Burada da kapanışı yapalım. Yarın cuma. Ben şimdiden herkese hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle. Rabbim kalbimizden geçen bütün güzellikleri yaşamayı nasip eylesin. Ama ilk önce herkese, hepimize sağlık versin. Sizleri seviyorum. Yarın inşallah kısmet olursa tekrar buluşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her birinizi öpüyorum. Hoşça kalın.